Evet, iyi akşamlar. Biz bir medyascope.tv ekonomi sohbetinde yine bir araya geldik. Şant Manukyan, her zaman olduğu gibi diyeyim. Arada bir kaytardığı günleri saymazsak. Ve Murat Sağman. Murat Sağman şu anda Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi, aynı zamanda portföy yöneticisi ve danışmanlık yapıyor. Uzun yıllardır bu piyasada birlikte çalıştığımız arkadaşlarından biri. Özgür bu hafta yoğun trafiği nedeniyle gelemedi deyip biz gene normal akışımızda sohbetimize devam edeceğiz. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Burada görmek seni çok hoş. Çok benim olmadığım zaman gelmiştin. Bu evet. Sefer de beraber aynen. Sohbet etme fırsatımız olacak. Değişik bir olacak. Öncelikle ben sıkıldım bunu söylemekten, tekrar etmekten. Hatta büyük bir üzüntü duyuyorum ama Ankara'daki hakikaten bana vahşi gelen, artık kanıksamak bile istemediğim diyeyim ama kanıksatılmaya çalışılıyormuş hissine kapıldığım bu terör eylemlerinden dolayı hakikaten çok üzgünüm. Ölen vatandaşlarımıza gerçekten başsağlığı diliyorum ama ailelerine sabır, yaralılara da acil şifa diliyorum. Çok rutin kelimeler oldu bunlar. Bunları söylemekten biraz da yorulmaya başladım. Artık bunlar bitsin. Kurtulalım diyorum bu işten ama nasıl kurtulacağımız konusunda da çok ciddi endişelerim var. Evet, yani umarım tekrarlamaz diyeyim. Söyleyeceğiniz birkaç şey varsa size bırakayım, ondan sonra normal. Zaten senin de söylediklerine değerli. Hepimizin başı sağ olsun. Evet. Umarım sona erer diyeyim ama bu arada piyasalara dönüp bir şey söyleyeceğim. Yani geçtiğimiz pazartesi günü diyeyim, yani dün daha doğrusu. Pazar günü, pazar akşamı bombalama olayından sonra pazartesi günü geldik. Önce piyasadaki içerideki sohbete girelim çünkü dışarıya geleceğiz. Ona biraz sonra değiniriz ama. Benim dikkatimi çeken, bu daha önceden de birkaç defa oldu. Biraz da garip bir rahatsızlık hissettiğim bir durum var. Yani 37 kişi hayatını kaybetmiş. Hakikaten terör bir ayarıyla iki defa. Artık Ankara'nın, bu ülkenin kalbi, baş şehri Ankara, Ankara'nın kalbinde birbirine bu kadar yakın yerde, Kızılay'a, bakanlıklar bölgesinde, genelkurmayın önünde yakın 3 tane, ben Ankara şeytan üçgeni dedim yani artık oraya, o kadar dar bir yerde, küçücük bir alanda 3. bomba patlıyor. Bu ülkenin piyasalarında hiçbir şey patlamıyor, hiçbir şey olmuyor yani. Ve dün dolar TL kuru 2.87'nin altına geldi. Borsa 80.119 gibi yeni bir rekor kırdı. Yani geçmiş bir yılın diyelim bir rekorunu kırdı. Buna rağmen piyasalarda bir gariplik var. Önce oradan bir başlayalım diyorum. Ne dersin Murat Sağman? Nedir bu? Ne oluyor burada? İlk önce çok güzel özetledin. Yani bir kere olayın kendisi gerçekten inşallah artık tekrarlanmaz. Yani çok doğru söylüyorsun. Bunu söylemekten de bıktık. Aslında yani piyasaya da gelirsek ya piyasalar da sanki buna alıştı. Yani reaksiyonlar şimdi gitgide azalıyor. Mesela ilk olduğunda piyasa biraz reaksiyon vermişti. Ondan sonrakilerde çok az verdi. Bunda neredeyse hiç reaksiyon vermedi. Hatta dün borsa yukarıda kapattı. Kur aşağıydı söylediğin gibi. Aslında bu da durumu veya vehametini gösteriyor. Yani piyasalar bile artık bunu önemsemiyor. Bugün fakat şöyle bir şey oldu. Yani sebebini tam söyleyeyim. Yani dünyada çok ciddi bir likidite var hala. Ve piyasalar aslında kendi çok iş dinamiğiyle ilgili değil, dünyadaki para akımıyla birlikte hareket ediyor. Yani işte bugün toplam merkez bankalarının yarattığı paraya baktığında işte toplam merkez bankaları işte 5 trilyon dolardan 16 trilyon dolar gibi bir para yaptılar. Bütün merkezleri üst üste koyduğumuz zaman. İşte bu para akımının karşısında çok majör bir şey olması lazım ki sen diğerlerine karşı ayrış diye. Dün bunu gördük. Yani dün piyasalar, genel piyasalar iyi olduğu için terör maalesef o üzücü olay piyasaya yansımadı. Fakat bugün ne oldu? Dünyadaki o para akımı hareketini bir kar satışı gördük. Tüm gelişmekte olan ülke kurları değer kaybetti. Türkiye'de bunlardan biri oldu. Yani daha çok yurt dışı ile takip ettik. Ama şimdi şu hakikaten garip yani. Ali abinin ilk başta söyledi. Bugün dolar yani TL neden kaybetti? Ben çıkarken bakıyordum. Yakından biliyorsunuz, takip etmiyorum. Çünkü Brezilya'da ciddi bir siyasi kavga var. İşte Lula'nın dokunulmazlık zırhı edinmesi için hükümete bakan olarak girmesi, hükümetin daha da sıkı olarak yerinde tutulacağı beklentileri, moralleri bozuyor falan. Bundan önce de Güney Afrika'da işte bürokratla bakan kavga etti, TL düştü.
Şimdi yani bu çok garip bir durum. Yani Brezilya'daki doğru. siyasi tartışmada düşüyoruz. Etkileniyoruz, içeriden etkilenmiyoruz. Çünkü biz içerideki, bak iç, şimdi bir fark var. Hala o bahsettiğin Brezilya ya da Güney Afrika bize göre dünyayı daha çok etkiliyor. Ya yani orada yaşananlar diğer gelişmekte olan ülkeleri daha çok etkiliyor. Mesela bizde yaşanan olayı... büyüklükleri var yani onu da kabul etmek evet, lazım. Evet evet büyüklükleri yani. Var. Şunu demek istiyorum. Geçmişleri büyüklükleri. Şimdi Brezilya dediğin sonuçta Latin Amerika'nın %33'ü. Yani çok büyük bir ülke. 300 milyon kişi yaşıyor. Aynen. Yani şimdi oradaki yaşananları diğer piyasaları etkilediği için tabii biz de etkileniyoruz. Ama bizim yaşadığımızı diğer piyasaları etkilemiyor. Bizim yaşadığımızı diğer piyasalar iyiken biz de diğer piyasaları takip ediyoruz. Ama şöyle bir durum da var tabii. Yani mesela piyasa bozulduğu zaman dışarıda, o para akımı bozulduğu zaman dediğin gibi ilk biz etkileniyoruz. Hatırlarsın bir cuma günü içeride işte problemler var falan filan. Dediğin gibi bir tane bakanla ilgili bir sıkıntı çıkması bir akşam bakanla üstü doları nereden efendim? Bakanla bürokrat. Ha, bürokrat yani. Yani daha da komik bir şey. Ve akşam birden dolar fırlıyor. Niye? Güney Afrika'daki olay yüzünden. Çok doğru söylüyorsun. Ya birbirine bağlı ama galiba burada bir başka faktör daha var. Bunda geçen haftanın cuma günü galiba piyasalarda fazla konuşulmaya başlanan bir kavram, yeni bir kavram girdi. Aslında bir süreden beri var ve galiba bunu ilk defa da sen söz ettin. Bir işin evet, algo trading dediğimiz ya da hard frequency trading. Bir ay önce, o evet. senden çıkmadı aslında. Onu ben daha önceden başka ipuçları vardı bunun. Özellikle 2011 ve 2015 seçimlerinden önce piyasada bazı garip hareketler oldu. Yani gariplikten kastım benim şu. Ben bir teknik analist olarak diyeyim. Normal bir seyir izleseydik ki sonrasında zaten bunları belli bir süre orada tutsalar veya kalsa bile sonra da normal seyrine dönüyor. Ne diyor normal olan? 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı kesmesi dediğimiz, öyle ölüm kesişmesi dediğimiz bir durum var. Böyle bir durumda düşüş daha da hızlanır. 2011 seçimleri ve 2015 seçimlerinden önce her ikisinde de 3'er 4'er aylık bölge sürelerde bu kesişme tam olacak piyasa toparlıyor. Bir şeyler oldu ve bu kesişme bir türlü gerçekleşmedi. Seçimler bitti, kesişmeler gerçekleşti. Böyle bir rastlantı var. Şimdi o rastlantıyı ben çok da normal bulmamıştım doğrusu dersen. Yazdım da bu konuda. Bir garip bir durum var dedim burada. Seçimden önce hatta 2015'te geçen seneki seçimden önce bu yaşanmaya başladı. Bunun benzeri bir yerde daha yaşanmıştı deyip bunu yazdım. Şimdi o dönemde de benzer bu algo trading, algoritmik trading dediğimiz kompütür aracılığıyla yapılan alım satımlar var. Şimdi bizde de bir konuşulan bir herif diye bir kavram. Dude dedi evet. onun şeyler. Bloomberg haberinde yer aldı. Türkiye'deki borsayla piyasayla uğraşan birçok insan bunu söyledi. Bu bir fon yöneticisi mi? Bu bir makine mi? Benim dediğim makine. Bu başka türlü olamaz. Evet. Çünkü insanın, Türklerin özellikle duygularıyla hareket ettiği bir ortamda dolar TL'nin değer kazanması veya TL'nin değer kazanmasını pek beklemez. Ama bir makine böyle bir duyguya sahip değilse bambaşka yani. Şeyler alım satım emirleri yaratıyor olabilir. Çünkü birçok parametreyi bir araya getirerek çok değerlendirme doğru. yapıyor. Ne diyorsun bunu hem daha önceden kullanmış, denemiş birisi olarak hem de bu konuda ciddi yorumları yapanlardan biri olarak. Ya şimdi tabii sen de biliyorsun tabii bu makineler ama ya benim işte ilk geçen ay böyle bir piyasayla konuşurken piyasadaki yatırımcılarla, oyuncularla yani piyasa yükselişinin çok daha teknik olduğunu, çünkü sonuçta bu algo trading nedir izleyenler bir özetlemek istiyorum. İşte ben 99-2000 yıllarında Amerika'da Nasdaq borsasında çalıştım ve biz böyle bir robot diyelim, böyle bir algoyu yarattık o dönemde. Yani biz böyle bir sistem kurduk. Tamamen insan faktörünü dışa atıyorsun, o insan faktörünün işte aşk gözlüğünü ya da korkuyu da arındırıyorsun. Tamamen makine ne görüyorsa işte belirli işte koyuyorsun. İşte 50 günlük, 200 günlük keserse işte stokastik var. O şeyleri koyuyorsun datalara ve makine tamamen kendisi alıp satıyor. Stop loss'ları da koyuyorsun. İşte biz o dönemde bu algoları kurduk falan ettik ama işte o dönemde de 11 Eylül oldu. Makine tamamen dağıldı. Yani 11 Eylül yani hiçbir makine dünyada biz insanlar imkansız günlerden geçtik. Ben o dönemde o Amerika'da çalışıyordum. Çok zor ve değişik günlerden geçtik. Tabii makineler mümkün değil bunun adapte olması. Türkiye'de yaşanan şu. Bir para var evet. Şimdi şöyle bir şey alıyor. Bir Türkiye'nin kendi değerlerine bakıyor. Bir de Türkiye'nin diğer ülkelere göre değerlerine bakıyor.
baktığın zaman gerçekten yani rakamsal olarak gerçekten Türkiye ucuz bir piyasaydı. Yani işte piyasa defter değerini alabilirsin, işte toplam şirketlerin değerini alabilirsin, fiyat kazanç oranlarını alabilirsin. Fakat makine ne yapıyor? Bunları teknikle birleştiriyor. İşte teknik seviyelerden makine giriyor devreye ve alıyor. Şimdi içeride de çok makine da yerli yok. Giriyor, alıyor derken makine alım emirlerini gönderiyor. Evet, gönderiyor. Evet. Yani, tamamen gönderiyor. Şimdi ben onu şöyle teyit ettim. Ya piyasada devamlı işlem yapan, yani bizler de yapıyoruz ama çok ciddi yabancılarla işlem yapanlarla ben bunu konuştuğum zaman şöyle diyorlar. Yani belirli bir teknik seviyeden birden böyle hızlanıyor. Yani birden böyle inanılmaz parayla, inanılmaz şeyler, emirlerle piyasa hızlanıyor. Yani bunu insan çok yapamaz. Bu kesin belli ki bir şey tetikleniyor. Yani bir makine devreye giriyor. İşte bu makinelerle ve dünyadaki o konjonktür, sonuçta bu makinenin belirli şeyleri var. Sadece Türkiye ile ilgili değil. Bu makine diyor ki bütün ülkeleri, gelişmekten ülkeleri, Türkiye'ye benzer ülkeleri, gelişmiş ülkeleri, altını, petrolü, hepsini alıyor. Dengeleri alıyor ve diğer dengelerde iyi gittiği için sonuçta İşte Draghi'nin yaptıkları, işte Fed'in işte onlara geleceğiz falan şimdi. Falan. Yani hayır, genel konjonktürde buna destek verdiği için Türkiye'de daha ucuz kaldığı için ve Türkiye'de bu makineye karşı çıkabilecek ne büyük bir yerli yatırımcı var, ne büyük kurumsal yatırımcılar var. Yani Türkiye'deki kurumsal yatırımcılar çok küçük şu anda. Türkiye'deki yerli yatırımcılar çok küçük. Yabancı yatırımcı satmadığı için niye satmıyor? Çünkü dışarısı iyi. Türkiye satacak bir neden bulmuyor. Bu makine ya da bu işte dediğin gibi herif piyasayı buraya kadar getirdi. Yani herif derken buna piyasanın taktığı lakap bu aslında. Lakap, yani lakap buna, diyelim o zaman. Bir robota piyasa böyle bir lakap taktı. Herhalde baş edemediği için hani böyle görmezlikten geldi. Dude'dan çevirdiler. Dude'dan ama bir baş edemediler bir süre. Yani şimdi mecburen izliyorlar. Hani sonunda bilemiyorum tabii ne kadar haklı çıkacak ama. Şans sana dönelim. Önce şu Draghi'yi bir konuşalım. Konuşalım ama bir şeyi geçirdik. Son bir cümle söyleyeyim bu konuda. Ben piyasaların, sadece bizim değil global olarak piyasaların jeopolitik riskleri çok hafife alıp fiyatladığını düşünüyorum. Yani Rusya, Ukrayna hiç önemsemedi piyasa. İşte bir altın çıkıyormuş gibi yaptı. İki gün sonra verdiler. Suriye olayı oldu. Suriye'ye Ruslar girdi. Öyle bir hale geldi ki işte ufacık hava sahasında her ülke savaş uçaklarını gezdirmeye başladı. Hiçbir şey net olarak fiyatlanmıyor. Siyasi olarak çok önemli gelişmeler oluyor, fiyatlanmıyor. İşte Avrupa'nın kalbinde de bizimkine benzer terör olayları oldu. Merkez bankalarının biraz Murat'ın değindiği gibi o kadar öne çıktığı bir ortamda hepimizin üstünde bir tül var. Hani çok pardon, bilmiyorum akşam çocukluğunuzda sizde de öyle olur muydu? Yorganı üstünüze çektiğiniz zaman bir güvenlik varmış gibi hissedersiniz. Var mı üzerinizde? Ben halen de öyle hissediyorum. Öyle istersen ama real bir güvenlik değildir o. Şu andaki durumu ben ona benzetiyorum. Yani merkez bankalarının attığı bir tül var, bir güvenlik hissi veriyor. Aynen. Ama jeopolitik riskler ve fiyatlamaları açısından bunun hiçbir anlamı yok. O riskler arkada toplanıyor. Yarın öbür gün bizim de dahil olduğumuz pek çok yorumcu işte ama jeopolitik riskler vardı işte o yüzden patladı falan filan demek zorunda kalacak. Çünkü bugün bunlar fiyatlanmıyor. Ne dersek diyelim bu riskler var, fiyatlanmıyor ama. Aynen. Ben burada şeyi de söyleyeyim yani dünün haberi değil aslında bugünün haberi ve ters geldi. Yani ters gene reaksiyon da ters oldu. Onun için anlamak ve yorumlamakta biraz zorlanıyoruz. Günlük olaylar o yüzden daha orta uzun vadeye yönelik yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Veya ben en azından bir işlem yapılacaksa veya bir trade edilecek bir pozisyon olacaksa bunu hani günlük hareketlere veya herif ne yapıyor gibi bir şey. Bu arada herif demişken heriften bahsederiz programda konuşuruz dedim de Nasrullah Ayan, Borsa'nın duayenlerinden. Hani bahsetmeyin, dava ederim demiş. Allah sizden bahsetmiyoruz Nasrullah Bey'in. Biz bir robottan bahsediyoruz yani arada. Onun için günlük hareketlere çok fazla kafayı takmayacağım diyorum. Ama mecburen izliyoruz. Olan Rusya bugün çıkan haber, dün akşam çıktı aslında çok haber. Ama piyasa kapandığı için bugünün yansıması Suriye'den askeri birliklerin önemli bir kısmını çekmeye karar verdiğini açıkladı. Hakeza İran'a daha önceden yavaş yavaş denklemden en azından askerleriyle olan ilişkisini, asker tarafındakini çekmişti, ordusunu çekmişti. Ha, bu teknik olarak bölgenin yumuşadığı,
Hani barış geleceğini beklemiyorum belki kısa zamanda ama en azından Cenevre konuşmalarına yönelik bir takım baskıların azalacağı, Suriye'de kısa dönemde olmasa da bir ileride bir barış umudunun yeşerdiği bir dönemde dün tersi olan bir piyasa bugün pozitif fiyatlaması gereken bir şey tam tersine gene döndü negatif fiyatları. Neden? Yine bizle ilgili bir sebepten dolayı değil aslında bakarsanız. Dışarıda bütün piyasalarda bir satış dalgası vardı. Özellikle emtia tarafında bir zayıflama oldu. O zayıflayınca gelişen piyasalar düşmeye başladı. Ve onlar da dönüp dolaşıp bizi de etkilediler. Ama baktığınız zaman bize has şeylerle fiyatlamıyoruz. Şant'ın dediğine o yönden katılıyorum. Yani bizim içinde bulunduğumuz jeopolitik riskler diyelim çok daha ciddi bizim için. Bayağı ciddi riskler içeriyoruz. Her gün bu yüzden bomba patlıyor bu ülkede diyeceğim. Biraz da gene abartı olacak ama o bile fiyatlanmıyor. Sonuç olarak biz burada yorum yaparken hani yarın öbür gün ne olacak kısmında bu fiyatlanmayan jeopolitik risklerin yavaş yavaş ileride çıkabileceğini de göz önüne alalım diyorum. Şu Draghi'ye gelelim. Bu arada izleyicilerimden bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bir ara ciddi bir izleyici rekoruna gittik. Yani 523'ü gördüm ben. Sonra vaz mı geçtiler? Yok vazgeçmediler. Hani şu anda 345 kişi izlemeye devam ediyor. 523 mi oldu? Evet çok ciddi bir rakam. Yani bence Periskop şeyinde bayağı iyi bir rakamdı. Evet Draghi. Şimdi Draghi ne yaptı? Ben şunu merak ediyorum. Şimdi ben de izliyorum, yapıyorum, ediyorum falan da. Normal şartlarda o kadar. Ben pazartesi günkü yazıda iki alana dört bedava veriyor dedim Draghi. Yani iki alana dört bedava ciddi bir kampanya başlatmış durumda. Oradaki rakamların sonunda yani ben bekliyorum. 1.08.50'nin altı çok zordu da. En azından bir 1.07'li bir rakam 1.07.90 da olsa bir şey test edilip yeni bir düşük yapılıp ondan sonra yükselir euro diye bekliyordum ben. Hiç öyle bir şey olmadı. Şimdi Draghi'den önce aslında 3 tane önemli olay olduğunu düşünüyorum ben. Bir tanesi G20 toplantısıydı. Orada her zaman konuşuyorlar ama bir nevi konuşmalarda artık kuru kullanmaktan vazgeçelim arkadaşlar tarzında bir konsensus oluşmuş gibi geliyor bana. İkincisi Boj'un yaptığının etkilerini görmeye fırsatı elde ettiler. Üçüncüsü de Deutsche Bank'ın çalkantısını gördüler. Daha doğrusu finansal sisteme olan özellikle Avrupa'da güvensizliğin boyutlarını net bir şekilde gördüler. Bu üçünü bir araya koyduğu zaman Draghi'nin üzerinde öyle bir şey yapalım ki bankacılık sistemini ürkütmesin, aynı zamanda ekonomiye destek verdiğimiz gözüksün ama kurları da kullanmıyor oldu. Dolayısıyla birincisi faizleri evet indirdi ama indirdiği anda da en azından belli bir süre için daha fazla indirim olmayacak dedi. Sonuçta faiz 40 baz dediğimiz... Puanı, negatif 40 baz puanı indirdi ve artık benden daha fazla negatif faiz beklemeyin dedi. Evet. Bu son dedi yani. Evet yarın öbür gün tutar şartlar tutmaz, değişmezse gibi değişmezse, bir şey söyledi yani. Ama yani... Ama sonuç olarak faiz dediğimiz ne? Paranın fiyatı. Dolayısıyla paranın en ucuz noktası burasıdır dedi. O halde ne olacak? Parayı yani dolar, euro paritesini veya euroyu bir kenara bırakıp bilanço üzerinden, finansal koşullar üzerinden gevşeme yapacağını söylemiş oldu. Burada tabii 2-3 nokta var. Yani bazı insanlar şeye şaşırıyor. İşte bilanço büyüyecek ama niye mesela euro değer kazanıyor tarzında. Bir tanesi işte az önce söylediğiniz faiz indirimini bitirdim demesi. Piyasada eksi 70'lere kadar beklentiler vardı aslında bu sene. İkincisi de şu, bunları konuştuğumuzda her zaman için sermaye hareketlerinin yönünü değerlendirerek konuşmak lazım. Şirket tahvillerini alıyorum dediği anda insanların aklına ikinci, üçüncü aşama geliyor. Onu da Boj tarafından görüyoruz. Bugün şirket tahvili finansal şirketler dışındaki özel sektör tahvilini alıyorsanız yarın öbür gün piyasa daha kötüleştiğinde banka tahvillerini de alırsınız, banka kredilerini de alırsınız. Hatta ve hatta Japonya'nın yaptığı gibi ETF'leri de alırsınız ve hatta belki de hisselerin kendini alırsınız. Dolayısıyla piyasalar tahvillerdeki spreadler daralacak beklentisine girerse euro çıkmaktan ziyade kısa vadeli bir euro girişi bile olabilir ki oluyor bunu görüyoruz. Ama orta uzun vade baktığımızda ECB'nin evet bilançosu büyümeye devam edecek. Bankaları desteklemek için üstüne para bile verecekler bazı koşullar gerçekleştirildiğinde. Ve tabii son olarak diğer bacakta Amerika tarafında eğer faiz artışları gelirse parite yine aşağı doğru gitmeye devam edecek. Orada da 1.08050 seviyeleri kırıldıktan sonra. Yani o 1.08050 önemli bir eşik yani. Haline geldi. Sen ne diyorsun? Yani şimdi tabii şöyle bir hareket oldu geçen perşembe. Ya piyasa gerçekten o kadar dolar longtu ki yani tabii
bir şok oldu. Yani Draghi'nin şey demesi, ya ben artık bitirdim, bundan sonra benden bir şey beklemeyin demesi aslında tamamen bir piyasa panik reaksiyonu oldu. Yani o gün 1.08, 1.11 gelecek nokta tamamen aşırı olduğunu düşünüyorum. Ben de şant gibi düşünüyorum. Yani orada benim uzun vadede euro beklentim daha, geçen Özgür'le de o konuyu konuşmuştuk ama ben bir tur daha dolar lehine gideceğini ben de bekliyorum. Yani bir tur daha dolar lehine gidecek. Ondan sonra bu sene sonunda ya da gelecek sene bir yerde hani bu euro faiz arttırım beklentisi ya da bu paketlerin sonu, işte bu Amerika'da yaşadığımız bir yerde euro da başlayacağı için euro bir yerde değerlenecek ama bu dönem değil. Tekrar doların değerlenmesini bekliyorum. Özellikle belki de bu Mart'ta değil. Yıldan itibaren mi yoksa? Yok, bu gelecek diye. Aylarda tekrar bir dolar, ya yani bir tur daha dolar lehine atacağını ben düşünüyorum. O nereye getirir sana yani göre? Benim ona biraz itirazım var. 1.05, 1.06'ya sanki tekrar oraya bir test edeceğimizi düşünüyorum. Ondan sonra oradan tekrar bir yukarı beklerim. Ben 1.1 ya da 1'in altını çok olacağını beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Bu Fed'le konuşacağız ama ben ikisini birbirine bağlayıp küçük bir şeyi paylaşmak istiyorum. Yani teknik analizle ilgili kısmından söyleyeyim yine. Yarın eğer Fed'den bir hareket gelmezse, ki ben beklemiyorum. Yani hiçbir şey beklemiyorum. Fed bir şey yapmayacak ama konuşmasında biraz şahince olabilir. Onu uzmanına bırakacağız. Evet, yani ben orada merak ediyorum. Ben de bir iki tane cümle söyleyeceğim. Lütfen benim hani euro kısmını halledeyim. Çünkü sonra sana bankacılık hisseleriyle ilgili bir ciddi bir izleyici sorumuz var burada. Çok da enteresan, hoş bir şey oluyor bu arada. Periskop'taki izleyiciler kendi aralarında sohbet ediyorlar ve çok iyi ya. Ben de onları izlemeye çalışıyorum. Çok rahat o zaman. Evet, çok hoş şeyler oluyor. Orada bir şey var. Çok güzel. Bankacılık hisseleriyle ilgili merak edilen bir konu var. Türkiye'deki bankacılık hisseleriyle ilgili. Onu genel bir değerlendirme alalım zaten. Fakat şey söyleyeyim, euro paritesiyle ilgili. Yarın Fed bir şey yapmayacak diye varsayıyorum. Tartışacağız onu biraz sonra ama eğer oradan bir hareket gelmezse dolar lehine, doların faiz artışını yakın zamanda adreslemezse vesaire diye şartlarla 10-15-10-50 arasında bir yere kadar euro geliyor. Bu da 50 günlük ortalama ve birkaç tane düzeltme seviyesine denk geliyor. Pardon, 200 günlük ortalama. Sonrasında euronun bir miktar tekrar yukarı çıkma ihtimali var ki bu 12.60'ların tekrar test edilmesi anlamına geliyor benim için. 10.50-10.15 daha doğrusu aşağıya kırılmadığı sürece ben yakın zamanda yeni bir dip beklemiyorum. Yani bu önümüzdeki 2-3 aydan bahsediyorum hatta. Onun için 1.10-15 seviyesi bence dikkatle izlenmesi gereken bir seviye şeyde euro dolar paritesinde. Evet, gelelim önce şantı dinleyelim. Tamam, okay. Fed konusunda Draghi çünkü yani bana göre 2 olana 4 verdi ve yeterince şey yaptı, piyasayı dağıttı. Fed yarın ne yapacak? Çünkü bir izleyicilerimizden ne yapacak sorusu fazla geliyor. Çünkü genel düşünce zaten yarın herhangi bir şey yapmayacağı. Ama tabii sene başında şu önemli olacak. Nisan ayında mı niyetleniyor yoksa Haziran ayına mı? Sadece veri bazlı bakıyor olsaydı aslında Mart ayında arttırması lazım. Özellikle ECB'nin, Bojun ve Bank of China'nın yaptıklarını da bir araya koyarsak, işte o global çalkantı sakinleşti. Diğer merkez bankaları gevşemeye devam ediyor. ECB en azından faiz silahını daha fazla kullanmayacağını söyledi. Böyle baktığımızda bence Mart ayında arttırması gerekiyor. Enflasyona bakarak da mı? Enflasyona bakarak da, yani okay. PC'de bir toparlanma var ama okay. Arttırmayacağını konuşmalarından anlıyoruz. Şu önemli olacak, eğer Nisan ayına işaret edecek bir sertlikte veya şahinlikte açıklama görürsek o farklı bir konu. Haziran ayının masada olması farklı bir konu. Neden farklı bir konu? Çünkü şu anda neden arttırmadığına dair bir şey söylemesi lazım piyasaya. Hı-hı. Bir gerekçe vermesi lazım. Diyebilir ki her şey iyi gidiyor ama bir ay daha bekleyelim'e getirecek şekilde Nisan ayına yuvarlarsa piyasa bunu rahatlatıcı, şahin ama rahatlatıcı bir uygulama olarak görecektir. Ama yok, geçen defa olduğu gibi bir enflasyon beklentileri çok düşük demeye devam ediyorsa, toparlandı aslında ama ona rağmen demeye devam ediyorsa, iki global gelişmelerin altını çok net çizmişti. O kelimeleri düşürmeyip hala biz global gelişmelerden tedirginiz diyorsa, o zaman Fed açısından daha önemli bir kırılma oldu geçtiğimiz aylarda demektir. Haziran ayının masada olması çok fazla ürkütmez piyasayı ve bunu güvercin olarak algılar. Benim görüşüm, Nisan ayını yapabiliriz, hazırız, işler iyi gidiyor tarzında konuşması gerektiği. Bunu yapmaz ise bundan önce söylediği veriye dayalı hareket ediyoruz lafı da
biraz artık rafa kaldırılmış olacak. Daha önceden yüzlerce defa kaldırıldı. Tabii kaldırıldı ama yani piyasadaki volatilite biraz esir almaya başladı. Fed'i demek mümkün diye düşünüyorum öyle bir durumda. Sen ne diyorsun lan? Fed'e şey mi diyeceğim? Bizim Merkez Bankası gibi sadeleşme gibi. Değil her, midir, sadeleşmeye gidiyor herhalde. Her toplantıda pas geçecek. Valla ben belki de piyasanın gözünden kaçtı ama bu Fisher'ın çok enteresan böyle bir açıklaması, bir cümle işte enflasyona vurgu yaptı. Enflasyonda işte bir şeye görüyoruz diye, toparlanma görüyoruz. Şimdi bu adam başkan yardımcısı, ikinci adam. O görmeyecek diye ben mi göreceğim şimdi diyorsun? Şimdi o adam o cümle yani gerçekten böyle arada söyledi. Çok dikkatimi çekti. Ben ya gerçekten bu hafta yani yarın ben biraz şahin bir konuşma bekliyorum. Yani bir şey yapmayacak ama işte Nisan ya da Haziran ya o şahin konuşmayı ben arkadaşlar işsizlik zaten toparlıyor. İşte enflasyonda da bir şey görüyoruz. İşte ücret artışı bir iyi geldi, bir kötü geldi ama bizim genel anlamda bir onu görüyoruz diye bence bir şey verecek gibi bir şahin bir konuşma yapacak gibi geliyor yani. Hafif şahin diyorum. Çok agresif değil ama piyasanın beklenenden daha fazla bu Fisher'dan bunu çekiyorum. Dediğin gibi parite o zaman herhalde hemen bir onu test edecek. Orayı kırarsa ancak aşağı gidecektir. Benim beklentim bu. Eğer öyle bir şahin bir şey gelirse hakikaten dediğiniz daha düşük seviyeye gelir. Bu arada Ozet Bro diye bir izleyicimizden Shant Reis Merkez Bankası Başkanı olsun dolar TL 2.70 olur diyen bir yorum geldi. Ya arkadaşlar ben burada kusura bakmayın arada bir gözlüklerimi takıyorum çıkarıyorum yani zor oluyor ama buradan çok eğlenceli şeyler oluyor. Var mı arada konuşmalar? Çok eğlenceli şeyler oluyor hakikaten hoş sohbetler geliyor. Bayağı hızlı gidiyor bu arada ben tabii yakalayamıyorum hepsini hem iki arkadaşıma yetiştir onu oku notlara bak. Beni aşan bir takım zorluklar var ama fena gitmiyor. Evet ben buradan eğleniyorum. Kusura bakmayın siz göremiyorsunuz. Hepsini de söyleyemiyorum ama bir robotla başa çıkamayan borsaya yatırım yapılır mı diye bir sormuş izleyicimiz. Çok güzel bir soru. Ya yatırım yapılır ama trade yapılmaz. Yani yatırım yapın ama yani trade ucuz için ondan trade yapmayın. Yani. Robota karşı imkansız kazanamazsınız yani. Trade ediyorsanız ama yatırım yapıyorsanız bakmayacaksınız. O bir yatırımdır. Robot alıyor, satıyor. Siz yatırım yapıyorsunuz. Valla ben de Kültür Üniversitesi'nde ders veriyorum. Bugün de dersim vardı. Bir öğrencim. Bu dönem ilk defa ders alıyor benden. Çok güzel bir şey söyledi. Ben de dedim ki yani seni örnek olarak göstermek istiyorum bugün. Hakikaten çok. Ben de 200-300 lira, 500 lira param arttığı zaman diyor gidiyorum diyor belirlemiş birkaç hissesini. O hissesini alıyorum, biriktiriyorum diyor. Süper. Tamam. Dedim, bak uzun vadeli yatırımcı dedim bu. Herhangi bir seviyeden bir tek sefer alım yapıp uzun vadeli beklemek uzun vadeli yatırımcı çok değil. Doğru uzun vadeli yatırımcı benim öğrencimin yaptığı gibi. Küçük kaç yaşında kalıp, öğrenci? Vallahi yaşınızı bilmiyorum ama yani 20'nin 21'in üzerinde olduğunu zannetmiyorum. 30-70 kuralı var biliyorsunuz değil mi? Borsada. Biliyor musun o kuralı? Hayır, öğrenirim. 30 yaşındayken %70 hisse, 70 yaşındayken %30 hisse. %70 bono yani. Doğru, o doğru. Herhalde o kurala evet. Uyuyor daha çok hisse yatırım yapıyor. Evet, bu arada ben başkan olursam 2.75 olurmuş değil mi? Sana daha çok güveniyorlar. Bunu anlaşılıyor. Süper evet. Gelelim şöyle birkaç tane de senin şu banka hisseleri meselesini hatırlatıyor tekrar izleyicimiz. Okey soru varmış. Şey diyor bankacılık hisseleri yani borsada bunca şey oluyor. Daha doğrusu bir tarafta Draghi geldi dedi ki bütün kardeşim her şey olur ama ben bu arada şeyin Draghi'nin attığı adımların içinde en beğendiğim benim non-bank olanları, yani banka dışı olan finansal kurumların da şeylerini, evet. Bono ve tahvillerini alacaklarını açıklamaları. Yani bu direkt olarak şey yapacak. İkinci esas önemli adım ki bence o, bu TLTRO uzun dönem. 4 tane galiba yapacak. Evet. O ihale yapacaklar da kredi verdikçe para verecekler artık. Evet. Yani daha önce para veriyorlardı, git kredi ver diyorlardı. Şimdi krediyi verdiğini göster, ona karşılık ihaleye gir, ben sana para vereyim çok diyorlar. Mantıklı. İlk defa bence sokaktaki adama ulaşabilecek bir iş yaptılar. Neyse bunlar önemli şeyler Avrupa tarafında ama gelelim bunun bizim piyasalara etkisi ne olacak meselesini soruyor. Hatta izleyicimiz doğrudan Türk bankacılık sektörünün durumunu nasıl etkileneceğini, borsadaki bankacılık sektörü, bankacılık hisse senetlerinin endeksine nasıl etkisi olur diye soruyor. Genel bir yorum istiyor tabii. Tek başına hisse senedi yorumu yapma şansımız zaten yok. Şimdi yapmayız da zaten yani onu bizim işimiz değil şu anda. Şimdi genel bankacılık olarak baktığımızda yani Avrupa'da bu şu Draghi'nin son pakete baktığımız zaman paket diyeceğim ona. Bence tabii bizim bankalar için şöyle olumlu. Yani hala Türk bankacılığın borçlanması %65 civarında Avrupa bankalarından oluyor. Demek ki
hani Avrupa bankaları daha iyiye gitmesi, daha çok likiditeye kavuşması bizim gibi bankalar için önemli. Bu şey cephesine, kredi cephesine, değerleme cephesine bakarsak bizim bankalar evet bir ara çok ucuz. Yani endeks 70 bin liraya geldiği zaman bizim işte fiyat defter dediğimiz bankalar 0.80'e inmişti. Ya gerek de şunu görüyoruz. Yani biri birinin altına, yani birinin altına indiği zaman bir alım geliyor. Yani bir teknik alım geliyor. Bankalar çok ucuz. Yani defter değinin birinin altında şu demek oluyor. Yani sen bütün bankanın malını, her şeyi sattığın zaman onun altında değer. Yani arsanın, işte her şeyin. Artı bizim bankacılık sektörü bizim gibi gelişmekte olan ülkelere göre de %17-18 de iskontoluydu. Şimdi bence bu farkı yavaş yavaş kapattık. Bundan sonrası için o kadar olumlu değilim. Sebebi çok basit. Ben bankacılık, yani karının çok böyle iyi gideceğini, geçmiş senelerdeki gibi olacağını düşünmüyorum. Geçen sene zaten karlılıkta bir yükselme yok. Aynıydı. Hani bu senenin de bunun devam edeceğini düşünüyorum. Sebebi çok açık. İşte kredi, NPL dediğimiz işte tahsili geçmiş alacaklar artıyor. İki, hani para var dünyada ama eskisi kadar değil. Onu unutmamak lazım. Üç, tabii bankalar, bu BDDK'nın regülasyonları var. İşte bu biliyorsun limit koyuyorlar bazı gelirlere. Orada bankalar biraz para kaybedecekler. Bir de unutmayalım, tahvilden de biraz para kaybettiler. Şimdi biraz tahviller toparladı ama hani tahvillerin de biraz daha yükselmesi bankacılık sektöründe gelir anlamda etkileyecektir. Onun için hani şu ana kadar bir değer artışı oldu. Okey, ama bundan sonra bankada bir hisselerin gitmesi için bir büyüme beklentisi olması lazım. Ben şu anda onu görmüyorum. Tabii büyüme beklentisi olabilmesi için Türkiye'nin bir hikayesi olması lazım. İşte aynen. Yani makro Türkiye'nin bir hikayesi olabilmesi için bizim radikal bir takım değişiklikler yapmamız lazım. Özellikle dış politika başta olmak üzere. Bunlar yapılmadığı sürece çok ciddi ve net bir büyüme hikayesi yazamayacağız. Benim bu sene, daha doğrusu geçtiğimiz sene için öngördüğüm ve canı gönülden arzu ettiğim bir mesele değil, sonuca ulaşmak. Benim istediğim şekilde veya gönlümün arzu ettiği şekilde barış süreciydi ya. Barış süreciydi. Geçen sene biz barışla sonlandırmış olsaydık. Çok büyük bir çıpaydı o ya. Çok hep büyük bir şeydi. Evet. Yani bunu başarmış olsaydık, başarabilmiş olsaydık çok bugün doğru. Çok daha farklı bir yerde çok olacaktık. Şimdi barış süreci artık derin buzlukta ya da derin dondurucu da dedi galiba Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani bir ara onu çıkartıp hani yavaş belki de mikrovave fırına yani koysak da çabucak ısıtsak daha iyi olacak gibi bir süreç şimdi. Bu konuda bayağı muzdaribim. Çünkü hani orada ölen insanlarımıza da rahmet diliyorum. Çünkü çok ciddi can kayıplarımız var. Ben bu can kayıpları meselesinin bir an evvel sona ermesini istiyorum. Aksi takdirde bunları yapamazsak yeni bir hikaye yazamayacağız. Yeni bir hikaye yazamadığımız sürece ister adına şey koyalım, herif koyalım, ister robot koyalım. Birileri gelip bir buralarda rahat rahat at oynatıp bize hani sadece konuşur halde bırakıyorlar veya keyifsiz bir ortama sürüklüyorlar. Bunların değişmesi lazım. Yani biraz önce izleyicilerimizden bir tanesinde de iflaslar artıyor dedi. Çok hakikaten doğru. De iflas ertelemeleri, iflaslar artmasa bile iflas erteleme talepleri çok ciddi olarak artmış durumda. Bankacılık tarafında bahsettiğin tahsili gecikmiş alacaklar. Evet, geciktirilmesi, ertelenmesi bir tarafa bu bankaların nakit akışını zorluyor. Öteki taraftan da bankaların bilanço taraflarında zorluyor. Sermaye yeterliliklerini olumsuz etkiliyor. Bunların bir kısmı yüzdürülse veya el birliğiyle İstanbul yaklaşımı benzeri bankacılık yaklaşımı şeklinde bilançolara yansıması veya bu şirketlerin batırılması ertelense bile eninde sonunda bunları bir şekilde toparlamamızın ne yani şansı bir hikayesi olan iyi bir Türkiye yaratabilmemizden geçiyor. Şu anda turizm gelirleriyle ilgili henüz daha yansımaları rakamlarımızda görmedik. Onları da görmeye başladığımız zaman herhalde yılın ikinci yarısında farklı şeyler konuşuyor olacağız. Bir cümle bir de şundan bahsedeyim. Bankacılık kredi mevduat oranı şu anda %120'de. Şimdi bu şu demektir. Yani toplam 100 mevduat birimi toplanmış. Yani 100 mevduatlık birim var. Onun karşısında 120 kredi var. İşte onu unutmamak lazım. Onun için zaten mevduat faizleri bir türlü aşağı gelmiyor. Çünkü dediğim gibi o krediyi fonlaması gerekiyor. Kredilerde, dönüşlerde problem olduğu zaman da yeni kredi vermekte de biraz önce Ali abinin bahsettiği gibi sermaye yeterlikleri zorladığı için bankalarda çok yeni kredi vermek için de çok iştahlı değiller. Evet, yani orada verme bir tarafa geçen haftalarda da konuşulmaya başlandı. Bankaların sermaye benzeri kredi ihraçları var mesela. Daha fazla kredi verebilmek veya kredi verebilme imkanı için sermayelerini
güçlü tutabilme adına bir takım düzenlemeler yapılmıştı Basel 3'te. Ona istinaden ihraçlar var. Hani bunlar önümüzdeki dönemde daha rahat kredi verebilirler mi? Veya kredi verebilme imkanları daha fazla artacak mı diye baktığınızda evet, masal bir şey, kağıt üstünde evet. Ama gerçek hayata baktığımızda iş biraz zorlanacak gibi veya zorlaşacak gibi görünüyor. Yine de iyi şeyler olsun diye dua edeyim ya da temenni edelim diyeyim. Bir izleyicilerimizden yine nokta tahminler var. Ben önce Şant'a şey sorayım ya, altın tarafını bir soralım. Çünkü altın ciddi bir yükselişten sonra tekrar geriledi. Tamam, ne diyorsun? Altının yükselişinin hala kalıcı olacağı tarafında değilim. Yani evet, net bir yükseliş yaptı. İlk aşamadaki hareket beklediğim bir hareket de değildi. Evet, negatif faizler altın için çok olumlu bir ortam. Ama açıkçası ben öyle ciddi bir işte global resesyon geliyor vesaireyle yukarı gittiğini zaten inanmıyordum. Amerika tarafında bir resesyon da olmayacağını söylüyordum. Hala da aynı görüşteyim. Gümüşün, yani asıl spekülatif kardeşin bir türlü gidemediğini de düşünüyorum. Gümüş ve petrol bence altına oranında çok daha düşük seviyelerde. Dolayısıyla altında ben hala daha aşağı seviyelere doğru gevşeme olacağını düşünüyorum. Ama teknik olarak baktığımızda şu seviyeler değil de tekrar 1245'lerin üzerine çıkabilirse 1300'lere kadar gidebilir. Altın uzun vadeli olarak da bakıldığında olması gerektiğini düşünüyorum. Ama kısa vadede bence şu faiz konusu, özellikle Amerikan faizlerinden konuşuyorum, piyasanın hafife aldığı bir konu. Biraz daha yukarı bir hareket var. Ama artık 1300'leri de geçerse tamamen hani pes ederim. Yapacak bir şey yok. Altın alıp başını gidiyor demekten başka. Evet, ama bunu demek için benim burada gördüğüm, yani en azından benim kendi teknik analizimde şey yaptım. 1283 görmüş altın. 1284,5 gibi bir seviye var bende. O seviye aşıldığı takdirde senin 1300'lerin de üzerine çıkacak. Benim en azından burada gördüğüm teknik analiz olarak 1400'lere yakın bir düzeltme seviyesi var. Fakat esas yorgunluk 1200, daha doğrusu 1100 kaç burası? 1165'lerden başlayan yükseliş biraz hızlı duruldu. 1220'nin altında, 1217-1220 seviyelerinin altına inecek olur ise o düşüş biraz daha hızlanacak. Tekrar biz 1200'lerin altını rahatlıkla göreceğiz. 1160'lara kadar geliyor. Benim gördüğüm o ve ben böyle bir beklenti içindeyim. O dediğin yükseliş bunlar yaşandıktan sonra olacak. Eğer yeni dip görülmezse altında. Çünkü ben o jeopolitik şeylerle beslenmiş olan kısmının şey yaptığını, azaldığını düşünüyorum. Hakikaten onu petrolde de görüyoruz. Petrolde bu arada İran ne demiş? Haklı ya, da yani adamlar bu kadar senedir zaten üretemiyordu. Şimdi dönüp de siz de dondurun demek çok mantıklı değil açıkçası. 4 milyon varile kadar bana müsaade edin, sonra konuşalım demişler. Ama şu önemli diye düşünüyorum. Bu konu piyasada biliniyor mu, bilinmiyor mu? Yani şimdi biz bunu burada konuşurken devasa trade yapan adamlar bunu bilmiyor olabilir mi? Olamaz yani. Biliyorlar. Dolayısıyla ben çünkü izliyorum, biliyorlar. Yani daha doğrusu biliyorlar derken fiyatlayalım mı fiyatlamayalım mı endişesi taşımıyorlar şu anda. Sadece onlarda bir trend var onların da kafasında. Benim 30 doların altında olmaz dediğim gibi onlar da belli seviyelerin. İşte yani 32, 33 buralarda dengelendikten sonra çok da problem değil. Çünkü ufak ufak diğer taraflardan geçen toplantıda konuştuğumuz gibi Amerika'da falan azalıyor. Yani üretim azalıyor ve azalmaya da devam edecek. İşte Çin vesaire o taraflardan da tabii talep tarafından problemler yakında gelecektir bu sene olmasa da, ama yine de hani şu konuştuklarımız, petrol negatif konuştuklarımız büyük ölçüde hala bilinen problemler. Bu arada şunu da söyleyeyim, yani petrolle ilgili kısa vadede biz 32 dolarlardan 41,5 dolarlara çıktık ama yaklaşık bir 10 dolarlık bir artış oldu. Fakat uzun tarafta, bu kısa tarafta, yakın zamanda, yakın vadede olan hikayeler, uzun tarafta, uzun vadede olanlarda özellikle 2017 ikinci çeyrek, 2018 başlarına baktığımızda, ki onları özel olarak takip eder durumdayım şu anda, artış buradaki 10 doların karşılığı orada 10 dolar olarak olmadı. Oradaki artış 3-4 dolarla sınırlı kaldı. Zaten bu, herkes hecelemek için de bakıyor. Biraz daha yükselsin de satmak için malı hemen aynen satalım diye de bakıyor. Aynen. Onun için yani uzun vade ikna edici değil insanlar için. Henüz daha piyasanın petrolde uzun vadede yükselecek beklentisi güçlenmiş değil. O yüzden bakalım, ben bir kadar geri çekilmesi bekliyorum. Fed'in ikna edip etmediğini de yarın göreceğiz. Çünkü orada da önemli adımlardan bir tanesi enerji fiyatlarında stabilizasyon.
dolarda stabilizasyon. Yani bunları görmeleri gerekiyor ki enflasyonla ilgili kaygılarını da bir kenara bırakabilsinler. Eyvallah. Bu arada izleyicilerimden birisi arkanızdaki fon çok iç karartıcı diye bir yorumda bulunmuştu. Şimdi bu fonu burada Periskop yayınında ben şu anda izliyorum. Şey yapamıyoruz. O kadar net görmüyorsunuz ama ses yankısını engellemeye yönelik özel bir kimyasal madde. Petrokimyasal. Bak bunu bulmaya çalışıyordum. Özel bir madde ses yankısını engellemek için. O yüzden yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Belki önümüzdeki günlerde sizin için boyamaya çalışırız onu. Veya bir iki tane daha böyle hoş resim asmaya çalışırız. Biraz borsa. Yani borsa ne olacak diye soruyor izleyicilerimiz. Burası zirve görüldü ya da yakın bir zamanda bir tepe görüldü mü? Gibi birkaç soru daha var. Onlara seni şey yapalım. Bu arada bir dolar borsa grafiğimiz var. Onu bir koyabilirsek oradan devam edelim. Çünkü benim orada söyleyeceğim ilginç bir nokta var. Ne diyorsun? Borsa için... Grafik geldi önce şu şeyi söyleyeyim. Okay. Tam söyle abi teknik seviyede. Dikkat ederseniz 4. nokta 80.600'lerden geçiyor. Üstte 4. noktaya kadar gelmiş. Tam seviyesini söyleyeyim. 80.647 bugün itibariyle. Dün itibariyle 80.114 gördük. Burada zorlu bir direnç. Yani daha önceden 3 noktadan geçen bir trend, düşüş trendi. Aşılması şimdilik ilk denemede en azından aşılması biraz zor görünüyor diye görüyorum. En azından bu grafik bana öyle söylüyor. Buyur, seni dinliyorum. Kusura bakma. Yok, ben de benzer düşünüyorum. Benim yani hedefim zaten 80-81'di. Yani oraya gelebileceği nokta benim için orasıydı. Ondan sonrası aşması için... Ya bir kere biraz önce sen de ifade ettin zaten yani yeni beklentilerin ortaya çıkması lazım. Yani bu borsada gördüğümüz teknik bir değer artışından bahsediyoruz. Sonrası için yani bir yurt dışından böyle bir dalga gelebilir. Yani şimdi FED çıkacak mesela. Yani nasıl 80 bin aşarız yurt dışı cephesinde. Yalın çıkacak diyecek ki artık biz faiz arttığını bu sene düşünmüyoruz. Hatta bir ara parasal genişlemeyi de aramızda konuştuk dese... Dünya piyasaları coşacağı için biz de coşarız. Bu tabii bu kısa süreli olur ama. Ben daha doğru kaçarım. Efendim? Ben dağlara yani, doğru kaçarım. Hayır, kısa vadeli bir yani 80.000'i nasıl aşarız? Bu yurt dışına gelecek. Tabii ki ondan sonra da hepimizin kaçması gerekiyor. Çünkü bunun sonu yok. İkincisi de Türkiye ile ilgili 80-81'in üstüne geçmemiz için faizin, gösterge faizinde tek haneliğe gelmesi lazım. Onun altına inmesi lazım. Ondan sonra ben derim ki evet 80.000'i aşacağız. Ama şu anda dediğim gibi bu iki şey olmadıkça 80-81.000'in üstünde kalıcı olacağını düşünmüyorum borsanın. Yani ben teknik olarak buradaki düzeltme seviyelerini paylaşayım. Bana göre 77.300, 76.600 seviyeleri var. Ben 76.600, 200 günlük hareketli ortalama o seviyenin altına bile inilebileceğini düşünüyorum. Çünkü geri de biz yaklaşık 75.000 ile 76.160 arasında, daha doğrusu tam söyleyeyim 75.600 ile 76.100 arasında pek bir işlem olmayan bir bölge geçirmiş, bırakmış durumdayız. Oralara kadar da bir geri çekilme, düzeltme olursa beni çok fazla şaşırtmıyor. En düşük olabilecek yerde 75.576 gibi bir düzeltme seviyesi var burada. Bir de tabii dolar TL ne olacak diye soruyorlar. Seni önce dinleyeyim, ben gene itirazım varsa paylaşacağım. Şimdi dolar TL konusunda benim uzun zamandır şöyle bir 2.85-2.90 aralığında dolar tavsiyem var. Hatta geçen ay geldiğimde senin olmadığın yayında da aynı şeyi konuşmuştuk. Hani ben kalıcı olarak yani bunun yani teknik olarak sen de yazdın pazartesi günü. Yani hani şimdi o kırarsa oraya kadar inebilir ama hani bu çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani benim için maksimum ince 2.75-2.80 orada da kalıcı olmaz. Ama 2.85-2.90 aralığı hele yurt dışından bir dolar tekrar dolar lehine bir hareket bekliyorsak bir de içeride biraz önce Şant'ta da konuştuğumuz gibi aslında risklerin çok fiyatlanmadığını görüyoruz. Bu risklerin fiyatlandığı zaman para zaten ya dolara gidecek ya altına gidecek her zaman olduğu gibi. Onun için dolardaki beklentim yani özellikle bu Merkez Bankası döneminde Nisan döneminde çünkü orada atamayla ilgili bir belirsizlik var. Bir o atama sonra gerçekleşecek. Benim hatta yani çok farklı düşünebilirim. Ben üst bandın inebileceğini düşünüyorum. İlk ya da ikinci toplantıda 10.75 yeni başkanın atanmasından sonraki bence ilk ya da. Bu Mart'ta bile yani son toplantısında böyle bir şey mi yapar? Aslında bir ara bence yani
Öyle bir şey hissettim yani, bir üst bandı ama şu anda şu durumda yapmaz. Son toplantıda yapmaz yani. Ben sadeleşme bekliyorum. Yani sadeleşme oldu zaten çünkü son 6 toplantıda hep aynı şey olduğu için sadeleştirdi Merkez Bankası kararını politikasını. Kararını sadeleştirdi. Aynen. İlk toplantıda yani o 10.75'i biraz yani bir 25-50 bas puan inebileceği için dolar kurunda tekrar bir yukarı hareket göreceğimizi düşünüyorum. Zaten bugün yurt dışıyla başladı. Fakat içerisiyle ilgili hala bir hareket yok. Yani içerisiyle ilgili bir fiyatlama yok. Yurt dışıyla ilgili fiyatlama var. İçerisiyle de ilgili bir fiyatlama olacağı için dolar TL tekrar 3'leri görecektir bir iki ay içerisinde. 1-2 ay içinde 3'leri görecek. Evet, tekrar göreceğim bekliyorum. Önemli bir saptama. Ben şöyle bir şey paylaşayım. 2.80, daha doğrusu 2.91.50, 2.87.50, iki tane teknik seviye vardı. İkincisinde kaldık. Birincisinde ben kalırız diye bekliyordum. İkincisinde kaldık. 2.87.50 bayağı bir tuttu. Yani 86.90 aracı olarak gördük ama buradan bir düzeltme gelmesi çok normal zaten. Yani bayağı baktığınız zaman 3.03 özellikle. 2.99 Güney Afrika hikayesiyle satmış olan birileri varsa buradan tükarını cebe koymak isteyecektir. Önemli bir seviye 91.10, bugün 91.12 görüldü yanılmıyorsam gün içinde. Onun aşılması ihtimali bence önümüzdeki günlerde var. Bir sonraki seviye 2.93.98 demişim. 2.94'e anlaşırız. 2.96.50 kritik. Bana göre hani bir şey olacaksa önümüzdeki günlerde 2.96.50'nin üzerine çıkarsak biz kurda, şu veya bu sebeple, şimdi bu bir kısmı Fed'den kaynaklanabilir, bir kısmı jeopolitik risklerden kaynaklanabilir, bir kısmı gelişen ülkelerdeki risk algısından kaynaklanabilir. Her nereden kaynaklanacaksa kaynaklansın, bir böyle bir teknik seviye 2.96-35, hadi 50'ye bağlarız daha kolay hatırlaması açısından. O seviyenin üzerine çıkılırsa ancak bence riskli günlere geleceğiz diye düşünüyorum. Evet, son olarak yarın Fed ne derse, piyasanın sorularından, yani izleyicilerimizden sorularından bir tanesi, ne derse piyasa çok bozulur bu işe diyor. Şu durumda bozulur. Enflasyonla ilgili geçen konuşmayı hatırlarsanız kısa vadede enflasyonla ilgili güvenlerinin olmadığını söylemişlerdi. Yani yukarı gideceğine dair. Dolayısıyla enflasyon görünümünü yukarıya doğru çevirirlerse, artık beklentiler yukarıya döndü, PCE 1.7'ye geldi, 2'ye doğru gidiyoruz derse piyasa buna çok bozulur. Birincisi bu. İkincisi noktacıklarda hiçbir aşağıya çekme yapmazlarsa, biz bu noktacıklar, sene 4 tane Fed, başkanın tahmin ettiği, onların ortalaması yine 4 çıkarsa o şu demektir, biz Mart ayında arttırmıyoruz ama hızlandıracağız, kapanışa doğru hızlanacağız. Bu güvenimiz var kendimize. Bu tekrar piyasayı bozar. Veya istihdam çok iyi seviyelere geldi. Bundan sonra baskı yaratacaktır bu enflasyon üzerinde tarzında bir açıklama yaparsa Yalın. Bunlar piyasayı bozar. Yani Nisan ayını çok net ortaya çıkartacak bir konuşma veya açıklama bozar. Ama Murat'ın... Ya herhalde yarın bir faiz artışı beklemiyoruz zaten. Yani konuşmalardan o çıkıyor. Evet. Rakamlar, datalar onu göstermese de. Ben şunu söyleyeyim. Bence Fed'in içinde bir çatlama var şu anda. Yani faiz arttırıldığı dönemden daha kuvvetli bir çatlama var. Fisher tarafı katılıyorum. Enflasyon tarafına bakıyor. 3 numaralı adam Dudley, enflasyon beklentileri zayıf. Biraz daha temkinli olalım, evet, grubunda. Ve bunların arkasında da çeşitli Fed bölgesel başkanları var. Yellen'ın genel tavrına baktığımda ben Fisher tarafı değil de biraz daha Dudley tarafına yaslanıp ya evet işte biraz daha bakalım canım niye acele ediyoruz diye ortalığı idare edeceğini, çok böyle Nisan veya Haziran işareti vermemeye çalışacağını düşünüyorum. Bir de şu anda Fed'de ekipte daha önce faiz arttırım sürecinde bulunan iki kişi var sadece. Yellen ve Laker. Yani diğerleri hiç faiz arttırmamış yani. Nasıl arttıracağını da bilmiyorlar. Hiç yapmamışlar ki. Çünkü 10 yıldır faiz artmıyor Amerika'da. İşte Yellen daha önce arttırdığı için biraz daha tecrübeli. Bir de başkan. İşte bence orada tabii yani Yellen'in... Son 25 arttırımı da buna sayıyor musun? Hayır, ondan önce. Yani 25'i onu saymıyorum tabii. Tamam. Bir adım attılar. Aslında yani bir faiz arttırım oldu Amerika'da ama işte bunun sonrasını... Şimdi şu kesin geçmiş senelerdeki gibi olmuyor. Yani ne oluyordu eskiden? İlk arttırım geliyordu, otomatikle bağlıyordu. 25-25-25. 2 senede artıyordu faiz. Şimdi bu sefer çok farklı bir durum.
Niye? Çünkü zaten hiçbir zaman böyle bir bilanço olmadı. Yani böyle bir bilanço ilk defa faiz arttırıyor. Eskiden 600 milyar dolar, 700 milyar dolar, 500 milyar dolar faiz arttırırken şimdi 4.5 trilyon dolarla faiz arttırıyorlar. Çok kolay bir şey değil. Bir de bu kadar piyasaların iç içe geçtiği bir dünyada hatırlamıyoruz. Yani 80'lerde başladı bu globalizasyon ama hiçbir zaman bu kadar Avrupa, Çin ortada yoktu. Şimdi oraya bakacaksın, içeriye bakacaksın, enflasyona bakacaksın. Bir de içeride Şant'ın dediği gibi bence anlaşmazlıklar var. Bence bunu herhalde yarın çözecek. Yarın belli olacak. Hangi tarafta olduğunu göreceğiz. Şunu da ama eklemek lazım diye şu, en azından benim yaklaşımım açısından. Yani tabii ki kısa vadede kim ne yapmış önemli. Benim ama dolarda pozitif olma nedenim hani Fed çılgınca faiz arttıracak falan filan değil. Diğer bölgelerdeki problemler çok büyük. Yani Deutsche Bank'ı konuşuyoruz, halının altına süpürülüyor, unutuluyor. İşte Yunanistan konusu çözülmedi. Yunanistan konusu orada öylece duruyor. İtalyan bankalarının durumu öylece duruyor. Aynen, siyasi olarak doğru. Merkel'in ben görev dönemini tamamlayamayacağını düşünüyorum. Almanya'da da böyle sallanmaya başladı. Dolayısıyla Amerika ve dolar üzerine kurulu sistemde dolara talebin artacağını düşünüyorum. Ha bu Fed aracılığıyla olursa yarın daha hızlı bir şekilde olduğunu görürüz. Ama Fed olmasa bile bu işin ben yine dolar lehine dönüşeceğini düşünüyorum. Çünkü diğer ülkelerde durum çok kötü. Yani Çin Tobin vergisini kurlarda işlem yapma üzerine bir vergi koymayı taslağı oluşturmuş adamlar tartışıyor. Böyle bir ortamda dolara olan talep bence her durumda artacaktır. Fed yarın hiçbir şey yapmaz, çok yumuşak konuşursa doğru 1.12.60 mı dedin? Hı hı. Oraya çıkacaktır veya 14'e evet. Çıkacaktır. Oradan sonra olacaktır aynen. Ama ben bu işin kurtuluşu olmadığını, her durumda Amerika'ya çok ciddi bir sermaye akışı göreceğimizi düşünüyorum. Trump da gelirse mi? Evet. Yani bir şey diyeceğim. Trump'lı veya Trump'sız? Diğer adamlar Trump'tan çok daha tehlikeli adamlar. Trump Cumhuriyetçi tarafı konuşuyorsun. Evet. Demokrat tarafı evet. Var tabii. Yani şey tarafı da ilginç. Demokrat kanat da ilginç eski oranla karşılaştırıldığında ama her durumda yani diğer isimler de böyle çok aklı başında işte çok oturaklı adamlar değil zaten. Ben Trump gelirse altın 1400-1500'lere hemen gelir. Bir şey daha söyleyeyim. Altın, o zaman herkes altın alması lazım. Trump'ın çünkü gidecek yer yok başka. Gelmesi aslında Amerika özelinde değil, bütün dünyada bir orta sınıf krizi var. Amerika'da bu biraz daha şiddetli, işte beyaz orta sınıf vesaire ama Almanya'da da aynı şey oldu. AfD partisinin oy oranının artmasıyla, Podemos'un oy oranının artmasıyla, Syriza'nın oy oranının artmasıyla hepsi aynı. Ha, Trump daha komik bir figür olarak karşımıza çıktı. Aslında öyle pompalandığı için sanki o aralarından sıyrılıyormuş gibi gözüküyor. Hayır öyle değil. Çoğu insan şuna bakıyor. Ya arkadaşlar Trump dediğiniz adam inşaatla sıfırdan inşaatla zengin olmuş olan bir adam. Sokaktaki Amerikalı için çok daha muteber bir adam. Beyaz çalışan işçi Amerikalı açısından çok daha muteber, çok daha Amerikan rüyasını temsil eden bir adam. Oradaki borsacılar, Hillary Clinton'ın, Goldman Sachs'ın vesaire borsacıların temsil ettiği de şu: biz perişan olduk, bu adamlardan bir tanesi bile hapse girmedi. Bu adamların hepsi hala çatır çatır bonus alıyor. Hepsi başkalarının kampanyasına Trump haricinde para yatırıyor şeklinde bakıyorlar. Dolayısıyla Trump o adamların gözünde komedi unsuru falan değil. Çok ciddi bir yakınlık hissediyorlar. Zengin olduğu için de uzak hissetmiyorlar. Tam aksine o adam hakkıyla zengin oldu. Diğerleri devletin desteğiyle, sistemin desteğiyle zenginleştirilen adamlardır diye bakıyorlar. O yüzden bu kadar arkasında destek var ve bugün şeyde Illinois'da, Florida'da vesairede süpürürse yarış Trump'la X isim arasında, Cumhuriyetçi kanatta arasında geçecektir artık. 2-3 kişi de elenir düşer. Vallahi Şant, bence şeyin adayı Trump artık, yani Cumhuriyetçilerin. Ben bundan buradan ben de işte ikimiz de Amerika'da yaşadık. Çok ben seçim yaşadım. Elitlerin değil. Efendim? Seçmenlerin evet. Elitlerin hala değil. Değil hala, yani hala Trump'ın Cumhuriyetçileri temsil edemeyeceğini düşünüyor musun? Hala var mı öyle şu an? Ben temsil edeceğini düşünüyorum ama Cumhuriyetçi elit kesim. Evet, mesela Bush'un kardeşi
Cruz'un arkasına geçti. Evet. Yani ana cumhuriyetçi şey, Romney'nin yaptığı konuşmalar falan çok ağırdı Trump'a karşı. Evet. O hani iç partideki hakim son dakikada bir şey olabilir kaynaklanıyor. Yani bu şey önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız. Amerikan seçimlerini galiba ama Trump meselesi şaka maka bir tarafa ilk başta çok ciddiye almamıştı kimse ama artık dediğin gibi herhalde şey Cumhuriyetçilerin adayı olacak. Bir de son bir şey söyleyeyim. Bu yani ben 100 yıllık bu Amerikan seçimlerine baktım. Şimdi bir Cumhuriyetçinin yerine bir Demokrat geldiğinde piyasa konuşuyoruz ya, bir sıkıntı yok. Bir Demokrat'ın yerine bir Demokrat geldiğinde çok bir sıkıntı yaşanmamış. Ama Demokrat'ın yerine bir Cumhuriyetçi geldiği zaman piyasalar çok negatif reaksiyon vermiş geçmişe baktığımızda. Bir de öyle bu Cumhuriyetçi mi? Evet kesinlikle. Ben tersi olduğunu düşünüyordum yok. Mesela. Demokrat yerine Cumhuriyetçi geldiği zaman piyasalar çok negatif şey vermiş, reaksiyon vermiş. Hele bu Cumhuriyetçi tabii Trump olursa artık bilmiyorum ne olur. Evet, ben çok negatif bir reaksiyon beklerim. Bu senin Trump gelirse 6400 geçer şeyini bir yere not edeceğim ben. Yani Trump gelirse en az 1400-1500 yani hemen herkesin altın alması gerekir. Ya yani sonuç eğer Trump'a lehine gidiyorsa bence herkes altın almalı. Evet, ilginç bir saptamayla bitirip bu akşamı da bir dahaki seferde bunun takipçisi olacağımızı söyleyelim. Bayağı teşekkür ediyoruz bizi izleyip bu saatte halen daha büyük bir sebatla izlediğiniz için. Bir dahaki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları. İyi akşamlar. İyi akşamlar.